Merhabalar, umarım herkes iyidir. Uzun zamandır YouTube'da maalesef video paylaşamadık. Çünkü inanılmaz bir yoğunluk yaşıyoruz. Bugün de şöyle güzel havayı değerlendirmek için balkondan bir çekim yapalım dedik sizlere. Dediğim gibi uzun zamandır atölyeler, yüksek lisans dersleri derken birazcık böyle bir yoğunluk içine girdik ve gerçekten hem canlı yayınları ve aynı zamanda YouTube'daki videoları boşladık. Ama bundan sonra birazcık daha fazla videolar, biraz canlı yayınlara kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz açıkçası. Bugün sizler için ne hazırladım? Hazır kapanma da gelmişken, yani bayram sonrasına kadar en azından film önerileri yapayım dedim videoda. Tabii ki bundan sonra sanat filmleri, ne bileyim sosyolojik açıdan filmler, yani sosyolojik okumaya müsait daha doğrusu filmler ya da işte psikanalitik filmler de önereceğim. Ya da Avrupa sanat filmlerinden ya da dünya sinemasından örnekler de vereceğim. Hatta bununla ilgili canlı yayınlar yapmayı düşünüyoruz ve kısa bir süre sonra hem fotoğrafta hem sinemada temsillerle ilgili güzel canlı yayınlar da yapacağız. Bugün sizlere hazırladığım aslında 6 tane film var. Çok daha fazla var aslında ama o filmleri birazcık anlatarak, yani ilerleyen dönemlerdeki videolarda birazcık anlatarak çekmek istiyorum açıkçası. O yüzden bugün size böyle işte kapanma gerçekleşmişken seyirlik diyeceğimiz, çok böyle insanı mutsuzluğa itmeyen, yine de birazcık sorgulatan ama bir taraftan da eğlenceli olan filmler önermek istiyorum açıkçası. İlk önereceğim film size Marjane Satrapi'nin yönetmenliğini yaptığı 2019 yılı yapımı Radyoaktif filmi. Radyoaktif filmi aslında iki dalda birden Nobel ödülüne layık görülen Madame Curie ya da Marie Curie olarak geçiyor biliyorsunuz. Onun hayatına odaklanıyor ve tabii ki buluşlarına. Madame Curie filmde eşi Pierre Curie ile birlikte biliyorsunuz radyoaktif maddeyi keşfediyor ve bu sayede tüm dünyada tanınıyor. Ancak radyoaktif dediğimiz maddeler kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılırken bir taraftan da kitle imha silahlarının yapımında da kullanılıyor. İşte bu yüzden bu buluşların ne kadar ahlaki ya da etik olduğunu aslında yıllardır insanlar tartışıyor. Tabii ki iyi amaçlı kullanılan teknoloji her zaman gözdedir ama maalesef teknolojinin işte bu şekilde kötü kullanıldığı mecralar da var. O yüzden bence filmi izleyin ve ondan sonra yorumunuzu yapın diye düşünüyorum. İkinci önerim Bayan Devrim olarak çevrildi dilimize, Misbehavior. Aslında bu film ilginç bir film çünkü 1970'lerde Miss World yarışmasının yapıldığı İngiltere'de kadın hareketlerinin kadın bedenini nesneleştirmesine bir karşı duruşu aslında. Filmde güzellik yarışması basına açık yapılıyor ve bir tane komedyen tarafından sunuluyor. Ve güzellik yarışmasını basan kadın hareketleri de kadın bedeninin bu şekilde aşağılanmasının meşru olmaması gerektiğini savunuyor. Yani bir nevi aslında kadın bedeni meta ya da nesne değildir mesajı veriyor. Peki çok derinine inmiş mi kadın sorununun bu film? Tabii ki inmemiş. Birazcık tozunu almış ama en azından böyle bir dönemde böyle bir film yapılması bence gene de olumlu olarak görülmeli diye düşünüyorum. Üçüncü olarak hoş bir film. Ben çok eğlendim gerçekten izlerken. Çünkü görmeye alışkın olduğumuz bazı sahneleri içeriyordu sanat dünyasında özellikle. My Masterpiece ya da Başyapıtım filmi. Gaston Duprat'ın yönettiği film 2018 yapımı. Bu arada Arjantin-İspanya ortak yapımı bir film. Bu filmde sanat simsarı olan Arturo adında bir adam var ve Arturo'nun çalıştığı aslında ama aynı zamanda arkadaşı olan bir ressam var. Adı Renzo. Ancak Renzo düşüşte, yani sanatının doruğundan bir anda bir düşüşe geçiyor ve o işte Arturo Renzo'nun o düşüşünü engellemek için çeşitli oyunlara başvuruyor. Ve bunu izlerken, yani bu filmi izlerken aklıma gelen bir kitap oldu. Onu da tüm öğrencilere ya da işte tüm katıldığım canlı yayınlarda öneriyorum gerçekten herkese. Bunu ben de yaparım diye bir kitap var. Direkt ona gitti aklım. Gerçekten komik bir dille aktarmış. Yani sanatçının topluma yabancılaşmasını,
ilişkilerine yabancılaşmasını, hatta yaptığı işe ve emeğine yabancılaşmasını aslında çok güzel gösteriyor bir film. Ve en son işte kendi tablosunu kurşunlamaktan tutun da, yani ilgiyi artırmak için öldü taklitine kadar her şeyi görüyoruz filmde. Yani bir sanatçının düşüşünü engellemek isteyen, sanat simsarı olan bir arkadaşın ve kendisinin çırpınışlarını görüyoruz aslında filmde. Ve tabii ki sonrasında çok mu para kazanıyorlar? Nasıl olduğunu anlatmayayım, bence siz izleyin. Önereceğim dördüncü film ise Filistinli yönetmen Elia Süleyman'ın filmi. Burası Cennet Olmalı. Bu da 2019 yılı yapım ve uluslararası ortak yapım olan bir film. Hatta ilk premierini Cannes'da gerçekleştirmiş ve Cannes'dan da özel mansiyon ödülü almış. Filmde bu arada yönetmenin kendisi oynuyor. Filmde yönetmen gerçekten bir fotoğrafçı gözüyle baktığımda ya da işte sinemaya da girişmiş bir insan olarak baktığımda gerçekten güzel kadrajlar kullanmış, minimize estetik kadrajlar kullanmış. Yani aslında Süleyman, Elia Süleyman yeni bir topluma entegre olabilmek için, eklemlenebilmek için elinden geleni yapıyor, ancak nereli olduğu ona sürekli bir şekilde hatırlatılıyor. Ve dediğim gibi filmde trajikomik sahneler var. Polis, sınır kontrolleri, polisin davranışları, ırkçılık, bu tip konuları da işliyor. Ama gerçekten komik bir dille işliyor aslında ve filmde de konuşmuyor bu arada. Sürekli hareket ediyor, bir yerleri geziyor. Bir yerlerde komik olaylar başına geliyor kendisinin ya da başkalarının. Gerçekten eğlendirici bir film ve bu dönemde mutlaka izlenmesi gereken bir film olduğunu ben düşünüyorum. Sırada önereceğim 5. film ise Abbas Kiarostami'nin 2010 yılı yapımı Aslı Gibidir filmi. Bu film bence çok çok eğlenceli bir film ve zaten çok çok iyi bir oyuncu oynuyor. Çok çok sevdiğim, hatta belki Kiarostami'nin filmlerinden hatırlayacağımız Juliette Binoche oynuyor. Binoche bu filme bu arada en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüş. Ve Kiarostami şunu söylemiş, lütfen kendin gibi oyna, kendin gibi ol, rol yapma. Bunu tabii ki bu önerileri dinlemiş Binoche ve gerçekten çok çok iyi bir performans çıkarmış. Hayranlık duyduğu bir yazara Binoche Toskana'yı gezdiriyor. Ama ilk başlarda sanki birbirlerini tanımıyorlarmış gibi görünüyor. Sonradan karı koca oldukları ortaya çıkıyor ama o da kesin değil. Yani yönetmen burada aslında hepimizin aklıyla oynamış. Yani gerçekten bunlar karı koca mı? Gerçekten bir geçmişleri var mı? Yoksa yeni mi tanıştılar? Hep böyle düş alemiyle diyelim gerçeği birbirine yedirerek, harmanlayarak bir kurgu yapmış. Ve gerçekten çok keyifli bir film çıkmış ortaya. Hepinizin izlemesini tavsiye ediyorum. Çok fazla da böyle detay vererek merakları gidermek istemiyorum bu konu hakkında. Önereceğim 6. film ise Martin Scorsese'nin 2011 yılı yapımı Hugo filmi. Ben bunu gerçekten çok çok beğendim ve insanın moralini düzelten, insanın geleceğe dair umutlarını besleyen bir film. Neden diyeceksiniz? Çünkü gerçekten eğlenceli ve gerçekliğe de yer veren bir film. Nasıl? Şimdi Scorsese gerçekten iyi bir iş başarmış bu arada ve 3 boyutlu olarak, yani çıktığında 3 boyutlu olarak yayınlanan bir film. Bu Hugo dediğimiz film tren istasyonunda, Paris'te tren istasyonunda 1930'larda yaşayan bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Çocuğun babası aslında Paris tren istasyonundaki saati tamir etmek için görevli. Ancak babası öldükten sonra Hugo kimseye çaktırmadan saati kendi tamir ediyor. Hayırsız bir amcası var. Zaten ondan hiç bahsetmeyeceğim ama orada bir tane adamla tanışıyor. Adamın canlandırdığı karakter de aslında Ben Kingsley, ancak canlandırdığı karakter ise hepimizin belki de bildiği George Méliès. Yani George Méliès Ay'a Yolculuk filminden hatırlarız. 1900'lerin başında yaptığı o muhteşem kurgulardan hatırlarız belki. Birazcık hayata küsmüş Méliès'i hayata döndüren, yani iyiliğiyle, güzel kalbiyle hayata döndüren Hugo'nun hikayesi aslında bu biraz da. George Méliès'in çektiği filmlerin birebir kurgusunu Scorsese bizlere gösteriyor. Sanki o dönemlere gitmişiz gibi. Gerçekten bu anlamda çok çok gerçekçi bir şekilde dekorlar kurmuş Scorsese. O yüzden bu film gerçekten izledikçe insanı gülümseten
Ve dediğim gibi George Méliès'in o küskünlüğünü, hayata karşı küskünlüğünü ortaya çıkartan ve tekrar yaşama bağlayan o küçük çocuğun hikayesini çok güzel anlatıyor. O yüzden bu dönemde mutlu olmak, gülümsemek istiyorsanız bence bu filmi de izleyin derim. Bu film önerilerinden sonra tabii ki canlı yayınlarımıza ya da butik videolara devam edeceğiz. Hem fotoğraf, hem sanat, hem sinema alanında. Bir sürü canlı yayına konuklar da alacağız. Ancak bizim de hevesle devam edebilmemiz için sizlerin desteği çok çok önemli. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Ve aynı zamanda görüş, önerileriniz ya da sorularınız olursa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.